İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkebir Evliya rahmetullahi aleyh namaz deyip vefat etti. Uzat buyuruyor ki, ibadetler içinde en mühimi namazdır Hak Teâlâ indinde. Hele savaş anında onu eda edenler tam 2 milyon katı ecir elde ederler. Mescid-i Nebevi'de kılanlara gelince, 10 bin misli sevaba kavuşurlar bir nice. Mahşer günü küffara öyle uzun gelir ki, tam 50 bin senelik bir zamandır o sanki. Lakin mü'minler için aynı gün çok kısadır. 4 rekatlık bir namaz kılmaktan daha azdır. Kıyamette ilk önce, namazdan sual olur. O kolay geçer ise, kurtulması umulur. Namaz, dinin direği, temelidir İslam'ın ve en bariz farkıdır kâfirle Müslüman'ın. Hatta namaz, hedeftir, bir maksat ve gayedir. Diğer ibadetlerse, araçtır, vesiledir. Namazı cemaatle eda eden kimseler, sıratı şimşek gibi bir lahzada geçerler. Hem namaz esnasında söylenilen her tekbir, bu ibadet Allah'a layık değil demektir. Yani Allah o kadar yücedir ki, bu namaz asla ona yakışır bir ibadet olamaz. Resulullah namazda safları düzeltirdi. Bu namazın bir cüz'ü, bir parçasıdır derdi. Tadil-i erkan ile kılmalı ki muhakkak, terk edenler azaba olurlar hep müstehak. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir zaman, namaz kılmak üzere kalkarsa bir Müslüman, açılır onun için cennetteki kapılar, Rabbi ile arasında olan perdeler kalkar. Namaz, kırık kalpleri, neşe ile doldurur. Günahları yok eder, kötülüklerden korur. Namazın dünyadaki derecesi esasen, ahirette Allah'ı görmek gibidir zaten. Evliya-i kiramdan Malik bin Dinar vardı. Bu zat her gece kalkar ve hep namaz kılardı. Bir gece kalkamadı teheccüd namazına. Rüyada biri geldi ve sokuldu yanına. Dedi ki, kalk ya Malik, uykuda yoktur hayır. Bilmez misin ki namaz uykudan hayırlıdır? Bu veli buyurur ki, kim gevşekse namaza, diğer ibadetleri aksatır daha fazla. Bu zat her sohbetinde namazdan bahsederdi. Namaz kılmak, İslam'ın temel taşıdır, derdi. Nerede ve ne şartta bulunsanız da yine, namaz ibadetini hep getirin yerine. Hatta son nefesinde bu büyük evliya zat, en son namaz diyerek eyledi Hakk'a vuslat. Cemalin hüsnüne Resulallah, cemal.
hüznüne canlar fedadır ya Resulallah, kelamın kalbi ruha hoş gıda. Müsavidir seni sevmek, güzel Allah'ı sevmekle. Bu alemde bütün aşkım sanadır ya Resulallah. Meded ya
Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı hatimden sonra yapılan dua. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden bir kimsenin hatimden sonra yapacağı dualar kabul olur. Bu konuda sevgili Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'i hatmedenin duası kabul olunur buyurmuşlardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in hatmedildiği yere Allahü Teala'nın rahmeti iner. Bu konuda Kitab-ı Tibyan isimli kitapta şöyle buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in hatmedildiği yere rahmet yağar. Hatimden sonra dua etmek müstehaptır. Kur'an-ı Kerim hatm olunurken toplanmak, bir araya gelmek de müstehaptır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri hatim okuyan kimsenin yanında bir yakınını bulundururdu. Hatmin biteceği zamanı işitince kendisi de orada bulunurdu. Enes bin Malik Hazretleri hatmettiği zaman çoluk çocuğunu toplayıp dua ederdi. Hatim bitince ikincisine başlamak da müstehaptır. Hadis-i şerifte ibadetlerin en iyisi hatim okuyup bitince yenisine başlamaktır buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimseye 60 bin melek hayır dua eder buyuruldu. Ve bir başka hadis-i şerifte ise hatim duası yapılan yerde bulunan ganimet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan cihad eden kimse gibidir. İkisinde de bulunan iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder buyuruldu. Eshab-ı kiramın büyüklerinden olan Sa'd İbni Ebi Vakkas Hazretleri, bir kimse gündüz hatim okursa, melekler ona akşama kadar dua eder. Gece okursa, sabaha kadar dua ederler buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve hatmetmek çok sevaptır. Fakat okurken tecvid kaidelerine uyarak okumalıdır. Zira hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun okuyana şehit sevabı verilir buyurulmuştur. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'in her ayetini okumaya ayrı ayrı sevaplar verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in hepsini hatmedene verilen sevapsa daha çoktur. Namaz kılmak, oruç tutmak ve Kur'an-ı Kerim okumak yalnız bedenle yapılan ibadet oldukları için bunların herkesin kendisi yapması lazımdır. Başkasını vekil edip yaptırmak caiz değildir. Bunun için Behcetül Fetava isimli kitapta Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan başlayıp Fil suresine veya İhlas suresine kadar okuyup sonraki birkaç sureyi başkasına emredip okutsa, o da birinciye vekil olarak kalan sureleri okusa, Kur'an-ı Kerim'i başından beri okumuş olan kimse hatim okumuş olmaz. Bunlardan birisini dinleyen kimseler hatim dinlemiş olmazlar. Hiçbiri hatim sevabına kavuşamazlar buyurulmaktadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek olanlar, Fatiha suresinden başlayıp en son sure olan Nas suresine kadar hepsini kendileri okumalıdır. Bir hatmi yalnız bir kişinin okuması ve sevabını bunun bağışlaması lazımdır. Ölen bir kimse için çeşitli kimselerin sessiz olarak çeşitli cüzler okuyup Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeleri ve her birinin okuduğunun sevabını ölünün ruhuna göndermeleri veya birinin hepsi için hediye etmesi, yani hatim duasını yapması, okuyanların da amin demeleri caizdir ve çok faydalı olur. Netice olarak Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumak ve hatmetmek çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim okumasını bilenlerin tecvide uyarak okumaları da ayrıca çok sevaptır. Okunan her ayet için ayrı ayrı sevap verilmektedir. Bu sebeple hatmetmek çok sevap olmaktadır. Kur'an-ı Kerim okunan eve rahmeti ilahi inmekte ve o evde bereket hasıl olmaktadır. Bu sebeple hiç olmazsa cuma geceleri bile olsa Kur'an-ı Kerim okumalı ve okunan ayetlerin sevabını da ölü diri herkese göndermeli, hediye etmelidir. Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Efendim, benim ismim ve yaşadığım yer o kadar önemli değil. Şu anda Eskişehir'de cezaevinde bulunuyorum. Hapisten çıkmama daha seneler var. Oğlumu 3 yaşındayken bırakmak zorunda kaldım.
Acaba şu anda nerede, kiminle, nasıl bir insan oldu, onu öyle çok özlüyorum ki. Bundan 19 sene önce evlendim. Evlenince şehrimizde başka bir mahalleye taşındık. Karşı dairede oturan komşuyla kısa zamanda çok samimi olduk. Hazır yeri gelmişken ev alma komşu al atasözünü hatırlatıp anlatmaya devam edeyim. Yeni evli olduğumuz için hanımla aramızda pek bir problem yoktu. Hemen hemen hiç tartışmıyorduk bile. Komşumuz taksi şoförlüğü yapıyordu. Karısı da kendi halinde bir kadıncağızdı. Hemen her akşam ya biz onlara giderdik veya onlar bize oturmaya gelirlerdi. Bu şekilde haftalar, aylar geçti. Ben iş yerindeki birkaç arkadaşımla takılmaya başladım. Ara sıra birkaç kadeh içiyordum. Daha sonra kağıt oyunları oynamaya başladık. Zaman geçtikçe içkiye ve kumara müptela oldum. Karım arada bir beni ikaz ediyordu. Oğlumuz 2 yaşına gelmişti. Fakat alışmış olduğum kumarı ve içkiyi terk etmek içimden hiç gelmiyordu. Bu kötü alışkanlıklara günden güne daha fazla dalıyordum. Artık aldığım maaş eve değil, içkiye ve kumara gidiyordu. Hanım eve ekmek alacak para bulamazken, ev kirasını vermek için türlü atraksiyonlar yaparken ben kumar ve içki masalarından kalkamıyordum. Tabii o zamanlar bütün bunlar benim umurumda bile değildi. Aile hayatı diye bir şey kalmamıştı. Geçen haftalar, aylar bizi sefilliğin son haddine getirmişti. Fakat bir gün olsun eve geldiğimde hanım, bana eve para bırakmıyorsun, ne yiyip ne içiyoruz haberin var mı, halimiz ne olacak demiyordu. Hayret edilecek bir durumdu bu. Yani eve 5 kuruş bırakmadığım halde evde ekmek de vardı, yemek de. Üstelik kılığı kıyafeti de yerindeydi. Nereden alıyordu bunları? Ayık bir anımda bunların hesabını sormaya kalkıştım. Ben uzun zamandır eve para bırakmıyorum. Yiyecek, içecek, elbise falan almıyorum. Fakat evde hiçbir şey de eksik değil. Bunları kim getiriyor söyle? Senin gibi koca olmaz olsun. Yine ne varsa komşularda var. Komşu şoför sağ olsun. Evine ekmek alırken bize de alıyor. Mutfak masraflarımızı karşılamamız için bize harçlık bırakıyor. Demek komşu şoför yardım ediyor ha? Evet. Daha önce hiç aklıma gelmedi. Demek ki komşumuz gerçekten iyi niyetli, yardımsever bir adam. Gerçi çoktandır oturup onunla muhabbet edemesem de bizi unutmamış. Doğrusu adama teşekkür borçluyum. Ay sonuna doğru cebimde 5 kuruş kalmadığı için kumarhaneye gidemediğim bir akşamdı. Haliyle işten çıkınca derbeder bir vaziyette eve gittim. Vakit akşam olmuş, hava kararmıştı. Kapının önüne geldiğimde baktım ki bir yabancı erkeğin ayakkabısı duruyordu kapıda. Hayırdır inşallah. Evde kim ola ki? Hoş geldin. Bu akşam erkencisin. İşim erken bitti. Hem evime istediğim zaman gelemez miyim? Gelirsin tabii. İçeride biri mi var? Komşu bey misafirliğe gelmiş. Ben de içeri buyur ettim. İyi akşamlar Erhan Bey. Hoş geldiniz Hayati Bey. Yemek hazırdı. Ben de Erhan Bey'e ikram ettim. Sen de otur sofraya. Peki. İşler nasıl Hayati Bey? Nasıl olsun, her zamanki gibi. Uyuşuk kafamla hiç itiraz etmeden sofraya oturup ben de yemek yedim. Yemekten 1-2 lokma alan komşu Erhan Bey hanıma teşekkür ederek müsaade isteyip kalktı. Hanım gayet samimi bir şekilde adamı yolcu etti. Hanıma biraz dikkatli bakınca üstündeki elbisenin yeni olduğunu anladım. İşte o zaman içimde bir kıskançlık duygusu kabardı. Thank you.
Sen elin herifini eve nasıl alırsın? Ben evde yokken ona nasıl yemek verirsin? Ne o? Kıskandın mı? Söz söylemeye hiç hakkın yok. Beni elin erkekleriyle beraber oturmaya, yemek yemeye alıştıran sen değil misin? Cevap ver. Hem ne varmış bunda? Ha, onların evinde oturup yemek yemişiz, ha burada. O kadar iyilik eden adamı geri mi çevirseydim? Çevirseydin? Evimizin ihtiyacını neredeyse tamamen o karşılıyor. Bu yemek de onun verdiği parayla yapıldı. Madem razı olmuyorsun, o halde sen getir de onu yiyelim. Ağzını açıp da bana hiç laf söyleme. Beni bu hallere sen getirdin. Hiçbir şey söyleyecek durumda değildim. Gerçekten de hanımımın utanma duygularını ben yok etmiştim. Şu an için yapacağım bir şey var mıydı? Hayır. Bir anlık kıskançlık hissiyle hırpalamak istediğim hanımım beni bir sözle susturunca kahrolmuş durumda yatak odasına gittim. Sabah bir türlü olmadı. Ertesi gün yine içkiye sarıldım. Borç bularak içki aldım. Kafam dumanlandığında gözüm hiçbir şeyi görmüyordu. Bu da benim için bir kaçış yeri oluyordu. Aradan yine haftalar, aylar geçti. Ne yazık ki komşu Erhan Bey'in bize eve geldiğini fark ediyor, fakat hiçbir şey yapamıyordum. Bu arada hanım da benimle hiç ama hiç ilgilenmiyordu. Artık kesinlikle anlamıştım ki bu hain komşu hanımımla pek sıkı fıkı olmuştu. Bir şüphe ise beynimi oyuyordu. Yoksa bu adamla benim karım beni aldatıyorlar mıydı? Muhakkak öyle olmalıydı. Bunun üzerine eve baskın yapmaya karar verdim. Fakat kaç defa bunu denemeye karar verdiysem bir türlü başaramadım. Aradan bir müddet daha geçti. Bir gün bir arkadaşımdan edindiğim tabancayı taktım belime ve ikindi üzeri eve geldim. Kapıyı anahtarımla açıp içeri girdim. Alçaklar! Namussuzlar! Hayati, ne işin var burada? Ne oluyor sen? Hayvanlar! Şimdi cezanızı ay, vereceğim. Kıyma bana. Ya, çocuklarıma ya. Acı. İşte cezanızı buldunuz. Evet. İşte onların cezasını vermiştim. Öldüklerine kani olduktan sonra olduğum yere çöktüm ve kaldım. 3 yaşındaki oğlum silah seslerinin üzerine ağlamaya başlamıştı. Oğlumu kucağıma alıp gözyaşlarını sildim. Ben de oğlumla beraber ağlıyordum. Fakat son pişmanlık artık fayda vermiyordu. Biraz sonra polisler gelip tabancayı elimden aldılar ve bileklerime kelepçeyi taktılar. Bütün düşüncem, acaba oğluma ne olacak, ona kim sahip çıkacak sorusuydu. Annesi mezara, ben de hapishaneye gidiyordum. Ve aradan yıllar geçti. 15 senedir hapisteyim. Yaklaşık 8-9 sene sonra dışarı çıkacağım. Oğlumu bulabilecek miyim? O da meçhul. Fakat bütün bu olanların asıl suçlusunun ben olduğumu biliyorum. Bu vicdan azabı da bana yetiyor. Karımı kendi ellerimle edepsizleştiren, haya perdesini yırtan asıl bendim. Bu aptallığım yüzünden evim yıkılmış, oğlum anasız babasız kalmıştı. Hayatımız mahvolmuştu. Sizlere söyleyeceğim tek bir şey var. Ailenize ve namusunuza sahip çıkın. İçkiden ve kumardan Allah rızası için uzak durun. Aşkın ile aşıklar bu
yansın ya Resulallahu, içi başkın şerabın hu, kansın ya Resulallahu, illahu, illahu, hasbi Rabbi. Medeni ya sahibel meydan, kalbi gayrullahu. Şeref verdin bu dünyaya, dualem aşıkan oldun. Nur Muhammed, senin nuri cemalinden bütün alem ziya oldu. Aman ya Allah'u mafi kalbi, Cenab-ı Hak Teala'nın Habibi kibriyasısın. Sen oldun ehsenül insan, sana mahbub hıza oldun. Cellallahu mafi kalbi gayrullah. Günahı, cürmü, isyanla bütün alem seni bekler. Şefaat menba'i sensin, sana Kevser ata oldu ya. Nur Muhammed sallallahu la. Senin ateşi aşkından cihanda zar eder bülbül. Gül aldı rengini senden, kerin ana şifa oldu. Medet ya sahibel imdan, illahu, illahu, aşık Yunus'un canı hu, ilmü şefaat kanı hu, alemlerin sultanı hu, sensin ya Resulallahu, illahu, illahu, hasbi Rabbi cellallahu, ma fi kalbi gayrullahu, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallahu, illahu, illahu. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Hastalıkla alakalı olarak siz daha önce de nakletmiştiniz mesela, hastalık nimettir diye. Bizim de arada okuduğumuz bir sohbette dinleyicimiz oraya takılmış. Orada da aynı şeyden bahsediyor. İşte insanın, müminin derecesinin yükselmesini falan sağlar. Tabii biraz farklı bir yönden karşı çıkmış dinleyicimiz. Diyor ki yani bu hastalık işte nimettir veya derecesini yükseltir insanın demekle işte Müslümanlar bir şekilde kandırılmış oluyor. Onların işte hasta olanların sesinin çıkmaması için. Tabii canım. Falan uydurulmuş bir şey değil midir? Falan baskı gibi. Kuruluyor. Baskı kuruluyor. Kıpırdamasın, söz söylemesin.
itiraz etmesin diye. Ne yapacak işte, altyapı olmayınca gider böyle düşünür. Çünkü komünistler de böyle söylüyor. Din afyondur diyor. İnsanları uyutuyor. Komünistlerin mantığı da bu. Din insanları uyutuyor. Onlar uyanık kaldı ne oldu? Değil mi? Şu anda komünist ülkelerden Çin. 1,5 milyar nüfus var. Nüfusun tamamı uyutuluyor komünizm afyonuyla, değil mi? Yok, onlarda da komünizm afyon kalmadı gerçi de. Ya Kuzey Kore var işte. Komünizm afyonuyla uyutup duruyorlar. Eşit, adalet, sosyal adalet, eşitlik, meşitlik falan. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi işte. Eşitlik, adalet falan peşmekan. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Şimdi Osmanlı şairlerin, son dönem Osmanlı şairlerinden birisinin yani ismini hatırlamıyorum da belki dinleyicilerimizden bilenler olabilir. Bize kalkın ey ehli vatan dediler. Vatan elden gidiyor. Kalktık diyor. Sonra döndük arkaya baktık ki bizim kalktığımız yerlere başkası oturmuş. Sandalyelerimize başkası oturmuş. Ayakta kaldık ya. Ayakta kaldık. Orada da öyle. Eşitlik, halklara eşitlik, özgürlük falan. Ondan sonra bir bakıyorsun. Evet. Yani şeyde yoklukta eşitlik. Ondan sonra dini kaldırıyor falan. Köle. Ondan sonra sistemi kuruyor. Başını kaldıran zaten gidiyor. Sorgu sual de yok. Evet. Komünist sistemlerde öyle. Diktatör sistemlerde, rejimlerde hep öyle olmuştur. Ama bu tip sistemlerde yani şimdi tabii ki din bunları önlediği için dine düşmandırlar. Din bunları önlediği için bunlara düşmandırlar. Peki din neyi anlatıyor? Neyi bildiriyor? İnsanlara kulluğu değil, Allah-u Teala'ya kulluğu. Yani diktatörlere kulluk değil, onlara, insanlara kölelik değil, Allah-u Teala'ya kulluk ve köleliği emrediyor. Her şeyin sahibi ve yaratanına. Tabii orasını anlayabilmesi için insanın önce kendisini tanıması lazım. Ve din büyükleri de bize nefsi anlatıyorlar. Nefis işte böyle hani eşitlik, adalet, hürriyet, mürriyet diye gelir. O koltuklara oturur, senin de ananı beller. Öyle değil mi? Öyle yapmışlar bugüne kadar. Aksi yok ya bunun. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren hep böyle bir. İşte biz eşitlik getireceğiz. Hürriyet, adalet falan. Neydi? Müsavat. Adalet, adalet müsavat. Adalet, müsavat. Müsavat, eşitlik. Hürriyet. Hürriyet. Ha, getireceğiz dedi. Türkiye'de de işte Osmanlı son dönemlerinde o İttihat-ı Terakki bu şeylerle böyle geldi ya. Hatta o dönemde yine bir Osmanlı sadrazamı işte demişler ya sen sadrazam olmadan önce işte yıkılıyor, battık, batacağız falan diyordun. Vallahi demiş dışarıdan bakınca demiş yani yıkılıyordu gibi ama demiş makama oturunca demiş ki bir şey yoktu. yani hepsi ikbal peşinde. İkinci Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri buyuruyor ki o hürriyet müsavat diyenlerden işte biz bunları Avrupa'ya gönderdik. Her biri bir ikbal peşine düştü. Yani mevki makam peşine düştü. Vatanı, milleti, dini düşünen olmadı. Ondan sonra Osmanlı akıbeti bu oldu. Diye anlatıyor Cennet Mekan Hazretleri. İkinci Abdülhamit Han. Biz onlara para verdik. Hatta ikinci Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri'nin ki o zamanki kurduğu fakültelerde, veteriner fakültesinde bile yetiştirdikleri sonra Cennet Mekan Hazretleri'ne karşı geldiler. Ve ondan sonra da Osmanlı yıkılma. Yani nimetin kıymeti bilinmedi ve paldır küldür yıkıldı. Peki ondan sonra gelince babaannem rahmetli şey derdi. Oğlum derdi. Şey doğum tarihini bilmez de o bir şey anlattıydı. Ben oradan çıkardıydım babaannemin doğum tarihini. Oğlum dedi bizim köy merkezi bir köy. İşte dedi hürriyet, müsavat diye bir şey çıkardılar dedi. Davullar çalın dedi. Dedim burada evet dedi bizim köye dedi çadırlar kuruldu dedi. Dedim nene sen dedim kaç yaşındaydın o zaman? Oğlum dedi ben dedi işte 8-9 yaşındayım. 1908 Cennet Mekan Hazretleri tahttan indirildiği zaman bayram yapmışlar, davullar çalmışlar. Ondan önce dedi bereket vardı, bolluk vardı, huzur vardı. O müsavat hürriyetten sonra dedi ne huzur kaldı, ne eşitlik kaldı, ne kardeşlik kaldı dedi. Hepsi gitti. Ne de bereket kaldı. Dedim sen kaç yaşında? 7-8 yaşında. Ha, o zaman nenem 1900 doğumlu. Dolayısıyla bu söylenenlerin veya söyleyenlerin önce bir altyapısını bir oluşturması gerekir. Sen işte Müslümanları bu şekilde böyle teselli etmek değil ya
din büyükleri anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala bu dünyayı imtihan yeri yaratmış. Ama imtihan olabilmesi için meleklere değer vermediği, hayvanlara vermediği, çünkü onlar mesul değil, iki varlığa, insan ve cin, bunlar sorumlu tutulmuş. Allah-u Teala öyle dilemiş. Nefs denen bir kuvvet yaratmış. Nefs, Allah-u Teala sahibini inkar eder, yaratanını inkar eder. Yaratanı inkar edince, Allah'ın ona koyduğu kurallar, kanunlar reddedince kendi kanun koyar. Kendi ne yapar? Kendi menfaatinin dışında. Hepsini yok eder ve ezer. Hepsini yok eder ve ezer. Zulmeder, zalim olur, diktatör olur, gaddar olur, cabbar olur. Hatırına ne gelirse. En adi varlık olur. Anasını babasını bile keser. Kendi menfaati için, kendi nefsi için. Hiç gözünün yaşına bakmaz. Merhamet diye bir şey olmaz. Bunları niye söylüyorsun? İşte din büyükleri buyuruyor ki hastalık, derdi bela bu nefsi dizginler, kırar. Tökezlettirir. Kendisinin bir mahluk olduğunu, yaratıldığını, aciz bir varlık olduğunu ona hatırlatır. Onun için şifadır. Onun için şifadır. Yoksa azgın, taşkın, mesela kitaplarda anlatılıyor. Firavun'a Allah-u Teala 400 sene ömür vermiş, dişleri bile sık yaratılmış. Benim dişlerim seyrek. Her yemek yiyse, bir bisküvi bile yesem yanımda kürdan taşırım. Arasına gidiyor, rahatsız ediyor. Şükrediyorum. Acizliğini hatırlatıyor insanın. Dişlerini sık yaratmış, bir şey et bile yediği zaman dişlerinin arasına gitmiyor. Rahatsızlık hissettirmiyor. Diş ağrısı görmemiş, baş ağrısı görmemiş. Hiç hastalanmamış. Peki ne oldu? İşte o dinleyicimizin anlamadığı nokta oldu. Ben Tanrı'yım dedi. Şeytan geldi, gıdıkladı nefsini. Sen farklısın dedi. Ne farkın var? Bak dedi, uzun ömürlüsün. Hastalanmıyorsun. Bir de seni söyleten kanun. Tanrısın işte dedi. Bundan daha iyisi mi olur? Alası mı olur? Tanrısın dedi. Ve adam tanrılığını ilan etti. Nemrut da aynı şekilde tanrılığını ilan etti. Hastalık, derdi bela insanın belini büker, nefsi kırar. Ve hastalıkta şifa vardır. Mesela din büyüklerinin hepsi derdi belayı gönderen de Allah-u Teala. Ondan daha çok lezzet almışlar İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi. Ha, biz anlamıyoruz, o ayrı mesele. Ama onların anlattığına inanıyoruz. Dedikleri de doğrudur, ona da inanıyoruz. Ama derdi beladan, sıkıntıdan lezzet alacak bir derecemiz yok bizim. Ama onların söyledikleri doğru. Evet, biz rahatsız oluyoruz, üzülüyoruz. Ama onların anlattıkları doğru. Çünkü buyuruyorlar ki derdi beladan, hastalıktan nefsi lezzet almaz. Ancak nefsi iman eden, ruhu yükselmiş olanlar lezzet alır ondan. O evliya-i kiram alır. Onları biz anlamamız da mümkün değil. Dolayısıyla dolayısıyla İslam alimlerinin kitaplarında yazdıkları külliyen hepsi, anlattıklarının hepsi doğrudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden geliyor. Yani Allah-u Teala'nın bildirdikleridir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdikleridir. Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Firavun bir baş ağrısı çekseydi, bir diş ağrısı çekseydi bu edepsizliği yapmaz ifadesi geçiyor. Yani adam başına bir derdi bela gelseydi, bir şey olsaydı bu edepsizlikte bulunmazdı. Ben Tanrıyım demezdi. Böyle bir alçaklığa düşmezdi. Daha sonra da hakir oldu, zelil oldu, gitti. O ayrı bir mesele. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini 40 gün içerisinde illet, zillet, kıllet, bu üçü yoklar. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillet de itibarsızlıktır. Peki ne yapar? Nefsi kırar bu. Peki ne olur? İşte azmasına, azgınlaşmasına, Allah-u Teala res çekmesine mani olur. Bu da onun için hem zahiren hem batınen şifa olur. Niye? İmanını kaybetmez. Ölürken imanlı gider ve imanını kurtararak da cennete girer. Yoksa bu şekilde düşününce niye efendim böyle uyutuyorsun? Uyutma, hastalandırma o zaman. Aynı şekilde senin itibar ettiğin insanlar gıdaların hepsine müdahale ettiler. Dünyalık olan insanlar hepsine müdahale ettiler. Ve gelen nesille aynı şekilde çürük geliyor. Daha çocukken başlıyorlar hastalanmaya. Hastalandırtırma, sahip ol. Madem ki bu kadar sağlamsın, bu kadar düşünebiliyorsun, millete bir faydan dokunsun o zaman, oturup da böyle konuşacağına. Önce bu ne manada söylendi, niçin söyledi, ehl-i sünnet alimleri bunu niçin buyurdu?
Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam illet zillet kıllet 40 gün içerisinde mümini bu yoklar. Ve bu nefsinin esiri olmaktan mümini korur buyuruyor. Yani şifadır. Onun için şifadır. E sen kalkıyorsun diyorsun ki efendim bu Müslümanları uyutmak için söylenen bir şeydir. Fakirlik için de aynı şey söyleniyor mesela. Ha, fakirlik. Aynı durum. Yani dinimizde tembel oturmak yasaklanmıştır. Fakir olmak değil. Adam çalışıyor, işi rast gitmiyor. Zengin olamıyor. Mesela şöyle söyleyenler oluyor. Peygamber Efendimiz mesela çok sık oruç tutarmış. Yani yiyecek bir şey olmadığı için, zaten fakir olduğu için oruç tutmuş. Garibim. Hatırına başka bir şey gelememiş değil mi? Yiyecek bir şey bulamamış. Peki bir ahmak adam. Yani ben babaannemler kuşaklarını gördüm. Yaşım şu anda 60'ı geçti. Onlar anlatıyorlar. Bu Anadolu coğrafyasında kıtlık oldu. Kıtlık, kıtlık. Burada oldu. Annem de anlatırdı rahmetli. Dedi ki bir kile buğday. Ne bir kilesi ya? Bir havai tabiri kullanırlar. Yani bugün bizim bildiğimiz şu 18 kilo, 18 kilo tenekeler teneke. Ve bir teneke buğdayı bulabilmek için eşek de bulamıyorlar. Hayvan da yok. Sırtında köy köy dolaştıklarını anlatırlardı. Ve annem rahmetli dedi ki biz dedi böyle donardık. Niye dedim ya, elbiseniz yok mu? Sümer işi dedikleri bir tane basma var. Altına astar yok. Rüzgar bir taraftan gelmiyor, öbür taraftan çıkar. Bu Anadolu coğrafyasında yaşandı bu. Anadolu coğrafyasından önce yaşandı. Eski ince yama yapılan. Tabii ben biz 1950'nin sonrasından dünyaya gelmiş bunlar. 1950'den önce yaşananlar. Bu coğrafyada yaşandı bunlar. 1950'den önce yaşandı bunlar. Babaannem rahmetli anlatırdı. Oğlum derdi işte bir kadını anlatırdı. Bir ayakkabısı varmış, birisini giyermiş. Dedim öbürsü. Birisi eskirse oğlum derdi öbürsünü kullanır. Böyle sert bir yere veya dikenli bir yerden geçerken onu kullanır dedi. Bu coğrafyada yaşandı. Sen de o zaman din, iman hepsini ortadan kaldıranlar aynı şekilde memleketin başındaydı 1950'den önce. Senin kafayla aynı kafadalar. Ama ve babaannem işte anlatırken zenginliği getirememiş. Ha, zenginliği getirememişler. Bak bir dakika. İşte anlatırdı falan. İşte falan falan işte ince hastalıktan öldü oğlum falan. İnce hastalıktan öldü. Ya ne dedim, bu ince hastalığın kalın incesi mi olur falan. Bu ince hastalık dediğiniz ne? Verem derdi. Çaresini bulamıyordun. Bugün de aynı şekilde kanserin çaresini bulamıyorsun. Değil mi? Dün veremin çaresini bulamıyordun. Buldum efendim. Buldun, ne oldu? Kanser çıktı karşına. Onu da buldum, başka bir şey çıkacak. Dünyayı Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Nefsin gözlüğünden değil de ehl-i sünnet alimlerinin gözlüğüyle bakarsan, onların kitaplarını okursan mesele daha iyi anlaşılır. Dolayısıyla derdi bela istenmez. Hastalık da istenmez. Ama bunlar nefse ağır gelir. Nefsin azmasına da mani olur. Onun için de hastalıkta şifa vardır buymuşlar. Derdi bela kemendi mahbubes. Kemendi mahbubes. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür o. Hocam bir soru daha var. Bir dinleyicimiz de diyor ki sadr açılması diye bir şey var mıdır? Var tabii. Sadr dedikleri kalp. Yoksa gidip de doktora benim göğsümü aç, kalbimi aç değildir. Sadrın yani gönlün, gönül kelimesi için kullanıyor o. Şerhi sadr falan diye ifadeler geçiyor. Yani gönlün açılması. Ona da kalp gözünün açılması. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri'nin babaları da evliya bize attı. Böyle İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri böyle anlatırlarken işte bir soru yani gönlün açılması. Orada bir şey söylüyor talebesine. Yavrum veriyor. Sen göz diyorsun, görür diyorsun. Göz ne? Netice itibariyle birkaç sinirli bir et parçası. Ya bir et parçasına görme kuvveti veren öbürüsü kalbe görme kuvveti veremez mi? Verir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben önümdekileri gördüğüm gibi arkamdakileri de görürüm buyuruyor. Peki arkada ne var? Aynen diğer insanlar gibiydi Resulullah Efendimiz'in bedeni de. Arkasında başka bir gözü yoktu. Görürüm buyuruyor. Vallahi görür. Onlar öyle buyurdu. Doğrudur. O doğrudur. Görür. Allah Teala diğer organlara da bu kabiliyeti verdikten sonra mesele biter mi? Evet biter. Dolayısıyla ona kalp gözü, gönül gözü, sadrın açılması, gönlün açılması manasında kullanılmış. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Müzik
İslam ve toplum.